Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız, şükürler olsun Rabbime iyiyiz. Bugün şöyle babamgilin oradaki bahçe evimize geldik. Bahçede işte işlerimiz var. Görünen işlerden uğraşacağız, yapacağız yapabildiğimiz kadar. Artık işimize başlayalım, biz sonra görüşürüz. Babamgil'in evine geldik. Yani babamgil'in oradaki bahçeye. Şöyle girelim bakalım. Şurada fırınımız vardı. Yıkılmamış hala. Bakın şimdi. Şimdi eşyadan görünmüyor. Kullanılmayan eşyaları koymuşlar. Kedi köpek girmesin diye. Badem ağacı bir geldiğimde çiçek açmıştı. Bakın şimdi şöyle küçük küçük bademleri var. Olacak herhalde bademleri. İşte şurada bir badem ağacı daha var. Kuracak herhalde, fazla güzel olmamış. Şöyle gidelim bakalım. Bu taraf kardeşimin bahçesi. İşte burası da babamın yazları böyle geliyordu, ara sıra duruyordu. Bahçe evi. Küçük bir şey. Şöyle. İşte buraya kardeşim gelip gidiyorlar. Bunlar eşyalarını koyuyorlar. Biz sadece bahçeye gelip gidiyoruz. Durmuyoruz burada. Duran yok yani. Bugün geldim. Yine her zaman olduğu gibi şuraya eşyalarımı koydum. Şöyle bakın, bahçeyi sürdük. Budadım. Asmaları budadım. Eşim de bahçeyi sürdü. Biraz yer kaldı şurada. O da çapa makinesinin benzini kalmadı. Eşim benzin almaya gitti. Ben de bu arada fırsattan istifade şöyle bir bahçemi gezdireyim dedim. Yine şuradan badem toplamıştık buralardan, bakın. Yine bademleri var. Şöyle asmalar budandı. Yine badem ağaçlarımız. Şuraya da erik aşılamıştım bademi. Geçen sene eriklerini toplamıştım. Bu sene yine şöyle bakın çiçekleri var. Aşıladım. Yine şuralarda bademler var. Şöyle büyük badem ağacı. Rüzgar da var bayağı ama inşallah ses bozuk çıkmıyordur. İşte şurada çapa makinamız. Eşim birazdan benzinini alıp gelip şu kalan yerde süreceğiz. İşte şu bahçe duvarları yıkılmış ama bizim yapmaya vaktimiz yok. Şöyle işte şurayı da sürdük mü gideceğiz, yine de kurumasın bu ağaçlar, emek çekildi. Elimden geldiği kadar bakmaya çalışıyorum ama işte artık ne kadar olursa. Şöyle bahçemizin manzarası da çok güzel, bakın. Şurası eskiden harman yeriydi bizim. Benim çocukluğumda buraya ekinleri harman atılıyordu. Düven sürülüyordu. Sonra patos çıktı, patoslarla harmanlar kaldırılmaya başladı. Buraya yeni yeni bizim akrabalar buraya ev yaptılar. Çok güzel. Gelip gidiyorlar çoğu zaman. Denk geldik, konuşuyoruz. Rüzgar da bayağı şiddetlendi. Şöyle bu köy evimizin de manzarası. Bu taraftan da görünüşü. Hep buradaki evler bizim akrabalar. Yani bu taraf bizim sülale tarafı. Şöyle birazcık evin içinden de göstereyim. Durulmuyor burada ama yine de belki merak edersiniz diye şöyle bir içerisinde göstereyim. İşte şurada şöyle iki oda burası.
Şurada bir pencere var. Girince şurada bir lavabo var. İşte şurada yine dolaplar. Böyle sandalyeler koymuş kardeşimgil. İşte odanın birisi ben gelip giderim diye boş duruyor gerçi de. Birine de kardeşimgil duruyor. Geldiklerinde işte ara sıra böyle eşyalarını falan koymak için küçük bir bağ evi gibi bir yer. Şöyle size de göstereyim dedim. Bu tarafta da şöyle bir dam var. Yani odun falan koymak için şöyle bahçenin bu tarafında. Şöyle orayı da göstereyim size. Karanlık da belki ama şöyle bakın eski işte buraya odun, bahçe eşyaları, ıvır zıvır işte ne varsa koyuluyor. Bakın burası taş duvardan yine eski eşyalar, merdiven. Şöyle bir küçük bağ evi gibi bir yer. Yine geldiğimiz zaman eşyaları, yağmur yağdığı zaman filan kendimiz durmak için de şöyle bir yer. İşte burada eşyalar filan var, eski eşyalardan. İşte odun kömürlük gibi bir yer. Şöyle çıkalım bakalım. İşte bu tarafta da küçük bir bahçe var. Şuradan yol geçiyor. Buradan gelen geçen çok olur, güzel olur yazın. Şuraya oturdum gelip geçenlerle. İyi olur muhabbette. İşte kimse yok artık buralarda. İşte köyler böyle durulmayınca virane oluyor. Yine şu tarafta akrabalarımızın. Şöyle burası da. Yine evimiz. Burası da fırının arka tarafı. Şöyle hem garaj hem fırın. Bu taraftan da evimizin görünüşü. Şöyle. Köyümüzün eski evleri şöyle oluyordu. Bakın hep böyleydi evler eskiden. Belki 100 yıl önce filan. Şu karşıdakiler gibi. Ama şimdi artık bakın şöyle prefabrik yeni yapılıyordu. Ay orada da köpek varmış. Saldırır mı acaba bana kocaman? Ay bana bakıyor, korktum. Kimin acaba? Biz devamlı burada durmuyoruz o yüzden yani korkuyorum da köpek de bayağı iri. Görüyor musunuz? İnşallah bana bir şey yapmaz, saldırmaz. Ay şuna bak nasıl kocaman. İçeriye yavaşça gireyim bari. Şimdi belli olmaz. Buralardan birinindir. Şu kapıyı da kapatayım. Gidiyor artık. Biz buraya ayda yılda bir geliyoruz. Böyle yılda birkaç defa geliyoruz. Bilmediğim için köpekten de çok korkarım. Neyse gitti herhalde. Şöyle içeri gireyim fazla.
tarafa gitmeyeyim. Bugün şöyle biz karnıgara deriz. Bu karnıgara fasulyesinden vuracağım yemeği. Şöyle biliyorsunuz mu bilmiyorum arkadaşlar. Biz bunu severiz yani devamlı yaparız. Şöyle tencereye koyuyorum. Üzerine bir de koyuyorum. Bu şekilde ocağa vuruyorum. Tıpkı kuru fasulye pişirir gibi ocağımın altında yakıyorum. Şöyle bu işte kaynayınca pişince salçasını, soğanını kavurup üzerine koyacağım. Şöyle yemeğimiz yavaş yavaş pişsin. Şöyle yemeğimizin soğanını koydum. Kavruluyor. Soğanın salçasını koyacağım. İşte kavuracağım. Ondan sonra da yemeğimizi koyacağım. Şöyle yemeğimiz de burada bir taraftan. Şöyle kaynıyor. Bayağı oldu. Rengi suyu böyle siyah gibi görünüyor arkadaşlar ama salçayı koyduğumu çok güzel oluyor. Ben bunu süzmedim. Süzünce bütün vitamini gidiyor. O yüzden süzmüyorum. Ben böyle daha lezzetli oluyor. İşte bu karnıkara yemeğini yılda bir sefer olsun yapıyorum ben. Seviyorum da her sene böyle bir sefer kışın yapıyorum. Yazın da tazesini çok seviyorum. Tazesini yapıyorum. Şöyle burada soğanım kavrulsun. Salçasını da koyacağım. Ondan sonra yemeğimiz olacak hemen hemen. Soğanla salçamızı da kavurduk şöyle. Şöyle salçamı koyuyorum yemeğime. Güzel oldu yemeğimizin suyu. O karalığı gitti. İşte biraz daha bu kaynayacak. Şöyle kıvamlanacak. Yani suyu özleşecek. Ondan sonra yemeğimiz hazır. Yemeğimiz şöyle pişti. Çok da güzel oldu. Şöyle yemeğimiz. Bakın. Artık altını kapatayım. Şöyle yemeğimiz de biraz koyayım bakalım. Artık şöyle yemeğimiz pişti. Bize afiyet olsun. Yapıp da denemek isteyenler, beğenenlere de afiyet olsun. Şöyle. Arkadaşlar bugün işte babamgilin bağına gittik. Orayı sürdük, budadık bağını. Güzel oldu bayağı orası da. İşimizi bitirdik, geldik. İşte bir de yemeğimizi yaptık hayırlısıyla. Bugün de artık akşam oldu. Videomuzun da sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.